Akarsu yataklarında altın araba işleminde leğene bir miktar kum doldurulur. Daha sonra leğen hafifçe eğik tutulur ve hafifçe sallanmaya başlanır. Leğenin içinde altın tanecikleri bulunuyorsa kum taneciklerinin dibine çökerler. Kum tanecikleri eğilen leğenden aşağı dökülür ve geriye altın kırıntıları kalır. Buna göre hangi fiziksel nicelik kum tanecikleri ile altın taneciklerini birbirlerinden ayırmak için kullanılmıştır? Arkadaşlar yoğunluğu büyük olduğundan dolayı altın tanecikleri kum taneciklerinin altına girmiş oluyor. Ve bunu salladığımızda kum tanecikleri dökülünce altın tanecikleri kapta kalmış oluyor. İşte bu yoğunluk farkından yani öz kütle farkından yararlanarak buradaki altın taneciklerini bulmaya çalışıyoruz. Onun için cevabımız öz kütle yani yoğunluk olması gerekir. D seçeneği doğrudur deriz. Dünyanın en yüksek binası olma özelliğini elinde bulunduran 161 katlı Burç Halife 828 metre yüksekliğindedir. Tokyo'da 45 yılında bitirmesi planlanan Sky Mile Kulesi'nin yüksekliği yaklaşık 1700 metre olacaktır. İki katından bile fazla arkadaşlar. Buna göre göklenen özelliklerinden hangileri gelecekte günümüzdeki göklenenlerden çok daha yüksek gökdelenler inşa edebilmesini sağlayabilir. Sağlayabilir. Tabi dayanıklılığını artırmamız gerekiyor burada. 1. Daha hafif ve sağlam yapı malzemeleri kullanılmalı. Tabii ağırlığı azaltmak ve sağlam malzemeler kullanmak burada daha yüksek gökdelenler yapılmasına yardımcı olur. 2. Dayanıklılığı ve esnekliği artırılmış, daha yeni nesil teknoloji nanoteknolojik beton kullanılması. Hayırlı arkadaşlar esnek olması, depreme dayanıklı olması, dayanıklı olması zaten de yine dayanıklılığı artıracak nanoteknolojik betonlar kullanılması. Bu da yine daha yüksek binaların yapılmasını sağlar. 3. Kesit alanı büyük taşıyıcı kolonlar üzerine inşa edilmesi. Tabi haliyle kesit alanı büyüttüğümüzde e, oradaki binen yük miktarını e, daha e, yüzeye aktarırken daha büyük alanda yani kesit alanı artırmak burada dayanıklılığı artıran bir etki. Ondan dolayı da arkadaşlar kesit alanı büyük taşıyıcı kolonlar üzerine inşa etmek de dayanıklılığı artırıcı bir etkinden dolayı e, gökdelenlerin daha büyük olmasına yardımcı olur. Demek ki cevap hepsi yani E seçeneği doğru olmalı deriz. Yüzey geriliminin ölçümü için kullanılan şekildeki yöntemde platin halka yavaşça sıvının içerisine daldırılıp sonra yine yavaşça sıvı yüzeyinden çekilir. Çekilme işlemi sırasında halka yüzeyden ayrıldıktan sonra sıvı halkaya bir süre daha tutunur sonra yüzey gerilimi kırılır. Halkanın sudan çekilmesi sırasında oluşan maksimum kuvvet yüzey gerilimi hakkında bilgi verir. Buna göre kapta bulunan sıvı için işlemlerinden hangilerinden sonra sudan çekilen halka uygulanan maksimum kuvvet artar. Yani yüzey gerilim kuvvetini artıracak etkenliği soruyor arkadaşlar. O halde bir soğutma ısıtma yüzey gerilimi azalttığı için soğutma da yüzey gerilimi artıran bir etkidir. Bu olur. Deterjan ilave etmek deterjan yüzey gerilimi azaltan bir etkiye sahiptir. O zaman bu olmaz. Tuz ilave etmek yabancı maddelerde Yüzey gerilimi değiştiren yapıya sahip tuz, yüzey gerilimini artıran bir özelliğe sahip. Ondan dolayı tuz ilave etmek yüzey gerilim kuvvetini artırır. O halde cevap 1 ve 3 yani D seçeneği doğru olmalı deriz. Yüzey geriliminin etkili olduğu bazı olaylar aşağıda verilmiştir. Buna göre 1-2-3 nolu olaylarda etkili olan yüzey geriliminin artması sonucunda durumlarından hangileri meydana gelebilir diye sorulmuş. Şimdi şekilleri tek bir de irde dediğimizde akciğerlerde bulunan hava tanecikleri nefes alıp verme sonrasında şişip söner. İkinci şeklimiz bazı böceklerin durgun su yüzeyinde yürüyebildiğini. Üçüncü şeklimizde su dolu bardağı madeni para yavaşça bırakıldığında su yüzeyi giderek eğriselleşir ve bardaktan su hemen taşmaz. Yüzey gelmek etkisiyle böyle bombeleşir. Şimdi buna göre Şimdi ne yapıyoruz? Yüzey gerilim kuvvetini artırıyoruz. Yüzey gerilim kuvveti nereden kaynaklanıyor? Kohezyon etkisinden kaynaklanıyor. Yani kohezyonu artır diyor. Buna göre bir nefes alıp vermek zorlaşır. Nefes alıp verirken arkadaşlar buradaki alveoller birbirine tutunması yani kohezyon etkisi daha çok olacağı için şişmesi ve sönmesi zorlaşır. Evet nefes alıp vermek zorlaşır. Bir doğru. 2. Böceklerin su yüzeyinde yürümesi zorlaşır. Böcekler su yüzeyinde yürürken yüzey gerilim kuvveti yani koezonun koezon artmasıyla bakın burada daha rahat yürümesini sağlar. Neden? Çünkü sinem bacı su yüzeyinde adezyon çok olursa onu oradan çekmesi zorlaşır. Ama biz ne yapıyoruz? Yüzey gerilimini artmasını sağlıyoruz. Yani kohezyonu artırıyoruz. Kohezyonu artınca demek ki sinek burada Koezen arttığı için adezyonu azaldığından dolayı suyun üzerinde daha rahat yürür. Onun için böceklerin su yüzeyinde yürümesi zorlaşmaz. Aslında kohezyon artınca kolaylaşır. Kolaylaşır. Bu yanlış. Su dolu bardağa taşmadan daha fazla madeni para atılabilir. Evet, kohezyon etkisi artınca yani yüzey gerilimi artınca bir para attık, bir tane daha attık. Yüzey gerilimi kuvveti çok oldukça bombeleşme de çok meydana gelir. Yani daha fazla miktarda içerisine para atabilirsiniz. Ondan dolayı bu da arkadaşlar gerçekleşebilir. O halde 1 ve 3 yani cevap D seçeneği doğrudur deriz.